Gol Varma ekranlarına transfer dosyası programına hoş geldiniz. Yanımda Erdener Karataş var. Bugün Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ilk olarak seninle iç transferi konuşmak istiyorum. Çünkü hem Redmond'un hem de Cenk Tosun'un durumları şu an biraz belirsizliğini koruyor anladığım kadarıyla. Senin bu iki oyuncu ile ilgili aldığın istihbarat ne durumda? Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk yaptığımız yayında iç transferde Salih Uçan, Mert Günok ve Cenk Tosun'la anlaşma sağlanacağı ve hatta Cenk Tosun'la anlaşma sağlandığını, daha sonrasında da diğer iki isimle anlaşma sağlandığını söylemiştik. Bizim programımızdan sonra zaten resmileşmese de birçok Adımlar sosyal geldi. medyada ve gazetelerde basında yer aldı diyebiliriz bu sözleşmelerin. Cenk Tosun'la da zaten otomatik olarak sözleşme uzatılmıştı. Ancak son karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun süre sahalardan eksik kalacak. Bu da yaklaşık 2,5-3 ay kadar. Beşiktaş önümüzdeki sezonu Temmuz ayının son haftasına doğru Avrupa Kupası'nda mücadele edeceği için Cenk Tosun da şunu düşünüyor. Şimdi sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'tan önce de sözleşme yenilemeden önce Chicago Fire takımından Amerika Birleşik Devletleri MLS ekibi Chicago Fire takımından bir teklif almıştı. Ancak Cenk Tosun Beşiktaş'a para kazandırmadan gitmem düşüncesindeydi. Çocuklarının geleceğini de düşündüğünden dolayı kariyerine ve son dönemdeki futbol kariyerine diyeyim Amerika'da devam etme olasılığı var. Ancak tabii ki bu ilerleyen günlerde belli olacak ve Cenk Tosun'un kendi kararı olacak. Ancak böyle bir durumda söz konusu olursa Beşiktaş buradan da para kazanacak. Ola ki olmadı. Zaten önümüzdeki sezon Cenk Tosun Beşiktaş'ta sakatlığını atlattıktan sonra Devam devam edecek. edecek. Diğer taraftan Redmond'a geleceğim ama öncesinde bir de Saiz konusu var. Saiz konusunda biz burada yine ilk yaptığımız programda Saiz'in ayrılmak istediğini söylemiştik. Ve net olarak hafta içerisinde, hafta başında diyeyim daha doğrusu, Romain Saiz Beşiktaş yönetimine Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede ayrılmak istediğini net bir şekilde dile getirdi. Bu konuda Beşiktaş yönetimi de Romain Saiz'a 5 milyon euro getir, Alıcını gidebilirsin. bul, getir bana, tamam. Kesinlikle devre arasında bunu konuşmuştuk yaptığımız programlarda. Devamlı yaptığımız programlar diyorum ama konuştuğumuz şeylerin resmileştiğini aslında biz konuşuyoruz şu anda. Devre arasında Nottingham Forest kulübü Romain Saiz için 2,5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu Beşiktaş'a. Gitme arifesindeydi ama masadan kalkıldı. Bu transfer gerçekleşmedi. Saiz 6 ay daha yani yarım dönem daha Beşiktaş'ta forma giydi. Ancak şu anda ayrılmak isteği var. Nottingham Forest takımı Saiz'le yine ilgili. Beşiktaş'ın buradan beklentisi 5 milyon euro olmasa da minimum 4-5 milyon euro bandında bir gelir elde ederek Saiz'i göndermesi. Tabii bunu gönderirse de yerine en az iki stoper transferi de Tabii. gerçekleşir diye düşünüyorum. Nathan Redmond konusuna gelelim. İş transferi kapattıktan sonra tabii ki gelecek yeni transferler, ismi geçen oyuncularla ilgili edindiğim istihbaratları da paylaşacağım. Nathan Redmond konusunda Beşiktaş yönetimi sezon sonuna bırakmıştı görüşmeleri. Yapılan görüşmede Redmond'a 2 milyon euro garanti para 2 artı 1 yıllıkta sözleşme teklifinde bulundu. Kendisine İngiltere Premier Lig'den 2 ya da 3 ikisini teyit ettirdim. 3'ü teyit ettiremedim net söylemeyeyim. Minimum iki teklif var o Minimum zaman. 2 teklif var. Tabii kendisi Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söylüyor. Devam etmek Eşini istediğini ikna söylüyor. etmek biraz onun Evet, için zor eşi oluyor. hamile doğum yapacak önümüzdeki ay. O yüzden eşi de İngiltere'de doğum sonrası hayatını sürdürmek istiyor. Ailesel problemler çözülürse bunu daha önce de söylemiştim. Hem Eyüp Yıldız'a hem Aygün Özüpek programda söylemiştim. Redmond Türkiye'de kalırsa Beşiktaş'tan başka herhangi bir takımda zaten forma giymez. Bu sözleşme teklifini de kabul ederse Redmond önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam O edecektir diye zaman düşünüyorum. Nathan Redmond için özel problemlerini hallettiği takdirde Beşiktaş'ta forma giyebileceğini söylüyorsun. Şimdi birazcık Aslında daha. Redmond da Cenk Tosun'da özel sebeplerden dolayı kalıp kalmaması. Yani Cenk Tosun bence kalır. Sakatlığını atlattıktan sonra da Türkiye'de kalır. Redmond konusunda da yine ailesel problemlerini çözdüğü süre içerisinde, ailesini ikna ettiği süre içerisinde Türkiye'de kariyerine devam eder. Peki şimdi bir de ilk programda da aslında bahsettiğimiz gibi Şenol Hoca'nın bir raporu vardı yönetime. Evet. İstediği mevkiler ve istediği oyuncu sayısı ile alakalı. Şimdi bununla ilgili basında farklı isimler çıkıyor. İşte Amartey olsun, Kondogbia olsun, Anterebiç olsun. Bu isimlerle ilgili hani görüşüldü mü? Bu haberler doğru mu? Ne aşamada görüşülme yapıldıysa aşamada hangi aşamadalar? Bunlarla ilgili bir bilgi Tabii alabilir ki miyim? Amartey konusunda yine biz söylemiştik görüşme olacağı yönünde. Görüşme oldu. İlk teklifi Amartey'e Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu Beşiktaş. Amartey zaten Leicester City'den ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Leicester City ayrılığı duydu.
Şu anda bonservislerinde bir futbolcu. Geçtiğimiz günlerde de bir paylaşım yaptı. Instagram'da yaptığı paylaşımda kartal emojisi koyup bir story paylaştı. Bütün Beşiktaş taraftarı heyecanlandı. O da biraz görüşmelerin devam ettiği yönünde bir sinyal diyebiliriz. Evet. Önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci görüşme sonrasında Daha net bir netleşecek. şey söyleyebiliriz ki öncelikli olarak Saiz giderse zaten Saiz ayarında bir oyuncu alınacağından dolayı Amartey buraya bence ideal bir stoper olabilir. Diğer isimlere gelirim. Ante Rebic ismi geçiyor. 29 yaşındaki Hırvat futbolcunun. Milan'da oynuyor. Şu anda Haziran 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Sol kanat oyuncusu. Beşiktaş burada kiralamak istiyor. Ancak Milan'da 5 milyon euro verirseniz ben size satarım diyor. O yüzden şu anda Ante Rebic konusunda Beşiktaş yönetimi beklemeye geçmiş durumda. Tıkanıklık oldu biraz Evet orada. yani Beşiktaş 5 milyon euro Rebic için bir bütçe ayırmış değil. Milan'da kiralamak istemiyor. O yüzden bu transfer biraz rafa kalktı diyebiliriz aslında. Onun haricinde son dönemde gündeme gelen Toko Ekambi. Bilmiyorum Türkiye'de basında yazıldı mı yazılmadı mı. Benim biraz daha istihbarat yönünde aldığım bir isim de bu. Kamerunlu oyuncu. Bu oyuncu konusunda Muleka'nın yerine gelebilecek bir oyuncu olarak görebiliriz. Hem sol kanat oynayabiliyor hem forvet oynayabiliyor. Bir artısı burada önemli artı Vincent Aboubakar'la milli takım arkadaşı. Görüşmüş. Ve Aboubakar yönetime, Beşiktaş yönetimine oyuncunun alınması için ısrarcı. Araya girmiş bu transferde diyelim o Biraz zaman. aracı. Haziran 2024'te sözleşmesi sona eriyor. Bu sezonu Rennes takımında geçirdi. Son 6 aylık dönemde devre arasında Lyon'la Rennes kiralandı. Kiralık olarak geçirdi. Sözleşmesi Lyon'da bulunuyor. Bir senesi daha var Lyon'da. Satın alma opsiyonlu bir kiralık anlaşması da yapılabilir. Ama Aboubakar'ın ön ayak olması bu isme hem oyuncu cephesinde hem de Beşiktaş cephesinde bir artı ve yeşil ışık diyebilirim. İsmi geçen biraz önce söyleyecektim ama Ekambi'yi öne aldım. Kondogbia Ön konusu. libero için. Oldukça fazla gündeme geliyor ismi. Atletico Madrid'de oynayan oyuncu. Ön libero dediğin gibi. Kimden? Atletico Madrid kulübünden. Beşiktaş'ın Kondogbia'ya teklif ettiği yani oyuncu alabilecek bütçesi 2 milyon euro bandında. Ancak şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta Atletico Madrid kulübünün ikili ilişkileri çok kuvvetli. Evet, hazırlık maçı da burada yapmışlardı. Böyle Evet. dostluk maçı. Evet. Ondan öncesinde de yapılan transfer alışverişleri vesaire oldukça fazla Atletico Madrid kulübüyle. Bu ayın sonunda, Haziran ayının son haftasında Sayın Emre Koca da muhtemel olarak Madrid'e giderek Atletico Madrid'li temsilcilerle bir araya gelecek. Kondogbia için. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa ki bana göre ikili ilişkilerden dolayı ortak bir yol bulunabilir. Bu transferde ciddi adımlar atılabilir ve Beşiktaş'ın yeni sezonda ön liberosu olma konusunda bence en olumlu isimlerden bir tanesi diyebilirim. Burada biraz da anladığım kadarıyla Beşiktaş işi pazarlıklarla daha az miktarı düşürebilmek için Haziran'ın sonunu hatta belki de işte Temmuz ortalarını falan bekliyor. Tabii Biraz daha ki sonlarına doğru. en büyük etken burada 100 kurunun etkisi. Şimdi sen 5 milyon euroyu çok görüyorsun ama onlar için 5 milyon euro geçen sene neyse şu anda da o. Ama bizim için öyle Bizim değil. için bir iki katı da fazla. Bu sene özellikle Beşiktaş'ın diğer kulüplerin mali yapısını tam olarak bilmediğim için pek bir şey söyleyemiyorum ama özellikle Beşiktaş'ın transfer konusunda böyle çok büyük meblağlar harcayabilme yetisi yok. Ama şunu da bir eleştiri olarak söylemem gerekirse geçtiğimiz dönemlerde %50'sine 2 milyon euro verilen alt ligden gelen bir arkadaşımıza 2 milyon euro verilirken %50'si için Kondogbia için 5 milyon euro bence çok fazla bir para değil. Şimdi eğer kaliteli bir kadro oluşturmak istiyorsanız orada birazcık daha eli cebe atmak gerekiyor. Çünkü bu isimler gerçekten kadroya fark katabilecek isimler zaten. O yüzden O da var. Artı rakiplerine baktığımız evet. zaman ismi geçen oyuncuların dünya çapında yeri yurdu belli. O yüzden onlarla mücadele etmek istiyorsanız, Yarışabilecek bir kadro oluşturabilmek. yarışabilmek istiyorsanız ve aynı zamanda Avrupa'da bana göre Türkiye Ligi'nde Süper Lig'den bir takımın Konferans Kupası'nı almaması için hiçbir neden yok. Kesinlikle. Elinize bir fırsat geçmişken ki büyük bir takım, Türkiye'nin büyük takımlarından biri olarak elinize bir fırsat geçmişken Konferans Ligi'ne katılıp oradan da o kupaya uzanarak Türkiye'ye ikinci Avrupa Kupası'nı futbol olarak, futbol branşında getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bence de hiç uzak değil. Başka bir isim var mıdır bunlara ek? Akademi konusunda geçen sene Galatasaray'ın Yusuf Demir'i kadrosuna kattığı ölçüde Beşiktaş'ın da bu yönde çalışmaları var. Avusturya kökenli 3 tane oyuncu var. Rapid Wien 2 takımında forma giyiyor. Bunların isimleri yakında üçü birden
kamuoyuna düşecektir muhtemelen. Bunlara ilgisi var. Bir tanesi Enes Tepecik, zaten video çektiğimiz gün itibariyle sanırım sosyal medyada yurt dışı menşeili gazeteciler yazmaya başladı. Orta saha oyuncusu 10 numara Rapid Wien 2 takımında forma giyiyor. Onunla beraber 2 isim daha var. Yine aynı takımda oynuyorlar. Onları da yakın zamanda görürsünüz. Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu söyleyelim. Hani transfer listesinde demeyelim. Zaten A takım içinde düşünüldüğünü düşünmüyorum açıkçası. Yok yok. Geçen sene Galatasaray'ın Yusuf Demir transferine Gibi bir yaptığı şey işlem olacak. olabilir. Bu transferler gerçekleşirse başka bir transfer de aslında Beşiktaş teknik heyetinden verebilirim. Bayram Bektaş geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yardımcı antrenörlüğünden ayrıldı. Özel sebeplerinden dolayı. Geçtiğimiz günlerde de birçok isim ortaya atıldı. Şimdi iki isim var. Net olarak onu Kimdir? söyleyeyim. Burak Yılmaz veya İbrahim Üzülmez. İbrahim Üzülmez, İbrahim Hoca Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet etmiş. Valerian İsmail'in ayrılığı sonrasında da teknik direktör Şenol Güneş de beraber teknik ekipte yer alacağı konuşuluyordu. O dönemler Eyüpspor'la bir macerası vardı. O sonlanmıştı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha sonrasında olmadı. Şimdi iki ismin de adı geçiyor. Burak Yılmaz için öncelikli olarak milli takım ön planda. Stefan Kuntz'un kariyeri önümüzde oynayacağımız iki milli maçtan sonra belli olacak. Milli maçların ardından Stefan Kuntz devam ederse Burak Yılmaz Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olur diyebilirim. Ama Stefan Kuntz devam etmez, yerine Abdullah Avcı veya başka bir isim O gelirse zaman Burak Yılmaz Burak milli Yılmaz'ın takıma. milli takımda yardımcı antrenör olma olasılığı daha fazla. Burada işler işte hem Fenerbahçe'nin antrenör seçimi hem de biraz milli takımda nelerin olacağına bağlı. Bu taraftaki değişkenler biraz o taraflara bağlı Evet, sanki. yani yardımcı antrenör konusunda bu iki ismin net bir şekilde geçiyor, onu söyleyebilirim. İki isimden bir tanesi de net bir şekilde yeni sezonda Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olacak diyebilirim. Bir de aslında bu transferleri konuştuktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş'ın arasında biliyorsun bir gerginlik vardı. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları, Büyükekşi'nin açıklamaları, ay sonunda yapılacak olan seçim derken orası da biraz karışık. Bu konuda Beşiktaş'ın tutumunu ve yönetimin içerisindeki o hamlelere dair senin bilgin var mı yapacaklarına dair? Tabii şu anda mevcut federasyon başkanı yüksek ihtimalle ay sonu yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine tek aday olarak girecek. Bunun sebebi de başka bir aday çıkmaması, Çıkmaması. çıkartılamaması belki de. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu daha öncesinde Sayın Büyükekşi'yi desteklemeyeceğini açıklasa da geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde bütün takımlar kerhen de olsa destek imzası vermişler. Bir tek takım desteklemeyeceğini net bir şekilde dile getirdi. Bunun yüzüne de söyledi. Sayın Engin Baltacı yöneticilerden, Beşiktaş yöneticilerinden Engin Baltacı Beşiktaş Kulübü adına Kulüpler Birliği toplantısına katılmıştı. Sadece Beşiktaş Mehmet Büyükekşi'yi desteklemeyeceğini yüzüne de deklare etti. Tabi orada gergin anlar yaşanmış Kulüpler Birliği'nde. Detayları dileyen olursa canlı olarak da verebilirim. Yani burada Beşiktaş'ın tutumu aynı olacak. Tabii ki Beşiktaş bu tutuma karşı nasıl bir tutum görecek? Onu merakla bekliyorum. Desteklemediğine karşı evet Türkiye Futbol Federasyonu ona nasıl bir adım atacak? Karşılıklı nasıl ilerleyecek? Geçen sene Alanyaspor maçından sonra başlayan bir gerilim var. Alanyaspor maçından sonra yapılan hakem hatalarından ötürü hakem Alper Kol'un uzun süre maç almaması yönünde bir tepki koymuştu Beşiktaş yönetimi. Federasyon başkanı da elini masaya vurarak Beşiktaş'a giderli bir konuşma yapmıştı. Herkesin her istediği olmaz gibisinden. O gün başlayan gerilim sezon sonuna doğru Daha da çeşitli arttı. nedenlerle işte deprem dolayısıyla silinen puanlar, gelelim işte ligin sonunda yabancı kuralı, başkanlık seçimi vesaire vesaire. Yani bunu sadece bir kereye mahsus değil, sezon boyunca 4-5 konuda Federasyon Beşiktaş gerilimini gördük. Önümüzdeki sezonda mevcut yönetim olursa bu gerilimi devam edeceğini söyleyebiliriz. Burada bir parantez açacağım. Başkanlıkla ilgili ismi geçen Murat Aksu vardı. Murat Aksu şu anda mevcut federasyon yönetimindeydi Beşiktaş kontenjanından. Ancak federasyonun bu tutumundan ötürü Sayın Murat Aksu da önümüzdeki sezon federasyon yönetiminde olmayacağını ve herhangi bir şekilde de aday olarak çıkmayacağını açıkladı. Benim istihbaratım bu yönde. Federasyonla ilgili tutum da bu şekilde. İki tarafta birbirine karşı bu gerginlik devam edecek gibi duruyor. Yönetimde bu şekilde hani devam ettiği müddetçe seçim sonrasında da devam edecek bu gerginlik anladığım kadarıyla. Şimdi bir de kombine satış politikasını sormak istiyorum sana biliyorsun. Kombineler satışa çıktı. Kombineler Beşiktaş'ta satışa çıktı. Şu anda
eski kombine sahiplerine öncelikli satışta. Hı hı, evet. 6.000 lira civarından başlıyor. Ancak burada fiyatında değilim. Artış tabii ki söz konusu olacaktı. Bütün takımlarda oldu artış. Mevcut enflasyon geçtiğimiz seneden bu yana yükselen grafiğe baktığımızda kombineler, bilet fiyatları zaten geçen seneden bu yana zam almayan tek şeydi. O yüzden artış olasıydı. Ancak rakiplerine karşılaştırdığın zaman, özellikle Galatasaray'la Beşiktaş'ı karşılaştırdığımızda, Galatasaray'la aşağı yukarı aynı herhalde, yanlış görmediysem. Ancak şöyle bir şey var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Beşiktaş Konferans Ligi'nde, artı Beşiktaş kombinelerinde Avrupa kupaları yok. Ben 33 yaşındayım. Bir kere bile böyle bir şey duymadım, görmedim, bilmiyorum. Eğer sen bir kombine satacaksan, kombine kartın zaten Türkçe'de açılımı nedir? Sezon içerisinde oynayacağın tüm maçlar için iç saha maçlarını kapsar. Bu hazırlık maçı da olur, Avrupa maçı da olur. Şimdi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a yakın bir internet sitesinde Beşiktaşlı bir yöneticinin açıklaması var. İsmini vermemiş kendisi de. Biz eğer Avrupa kupalarını da dahil etseydik, kombine kart fiyatlarına daha büyük zamlar yapacaktık. Bu zamlara karşılık Avrupa kupasından, konferans kupasında ilk turda elenseydik daha büyük bir tepkiyle karşılaşacaktık, demiş kendisi. Birincisi, Beşiktaş Avrupa'nın 3. kademe liginde ön elemelerde elenecek bir takım değil. Bunu yapan yönetici açıkçası kim olduğunu bilmiyorum. Tahmin etmek de benim için güç değil. Ancak ismini açıklamasını tamam, beklerim. Kendisinden beklerim. Tamam. Beşiktaş yönetici oluyorsa eğer, Beşiktaş'ın büyüklüğünü de anlamalı diye düşünüyorum. İkinci olay da dediğim gibi, yani bir kombine kart çıkıyorsa sezon içerisindeki tüm maçları kapsar. Maçlarını kapsar, evet. Hiçbir şey, sen Şampiyonlar Ligi ile giden takımla aynı kombine fiyatını koyuyorsan, sen de konferans maçlarını alman lazım o zaman. Bunun yorumu yok. Şu anda yani ben çevremdeki bütün Beşiktaşların gösterdiği tepki bu. Yani ne demek yani? Ben hem kombine kart alacağım. Zaten bile sıkıntısı çekmemek için alıyor bu insanlar bu kombine kartı. Tamam, Avrupa maçlarında tekrar almaya çalışacağım, işte tekrar para ödeyeceğim. Hani bulamıyorsun zaten artık, hani insanlar rakamı geçti, bulamıyorlar. Eğer para kazanmak istiyorsa Beşiktaş yönetimi, bunun karşılığında Beşiktaş taraftarını müşteri olarak görmemesi gerekiyor. Para kazanacağı daha çok farklı şeyler var. Oyuncu al, sat. Tabii. Para kazan. Beşiktaş'ı şampiyon yap, para kazan. Beşiktaş taraftarı müşteri değil. Bunu unutmamaları gerekiyor. Peki, ben de buradan sonra asla soracağım başka bir şey yok. Açıklamalar da gayet yeterliydi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bugünkü bilgiler için, bana aktardıkların için. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni programda belki bu saydığımız isimlerde daha net gelişmeler olur. Ya da farklı isimler olur. Eklenir. Farklı isimler de olacaktır. Çünkü Beşiktaş yönetimine gelen, Şenol Güneş'ten gelen 40 kişilik bir isim listesi var. Yani Beşiktaş, tek Şenol Güneş'ten demeyelim de, transfer komitesi 40 kişilik bir isim havuzu oluşturdu. Bu isim havuzunda çeşitli isimler dolanıyor ve artı menajerlerin önerdiği, ilgilenir misiniz dediği farklı isimler var ki bunu da gün gün isimler piyasaya, medyaya çıktıkça görüyoruz. Önümüzdeki haftalar daha net söylemlere gebe. Peki, o zaman haftaya transfer dosyasının yeni bölümünde görüşmek üzere.